Merhaba sevgili arkadaşlar, Doktrin TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan sonsuza AYT matematik kitabının integral konusuna ait sarı alandaki konu anlatım kısmını yapacağız. Dilerseniz konumuza başlayalım. Evet, öncelikli olarak integral alma kurallarına arkadaşlar bakacağız. İntegral alınırken genel olarak integral fx çarpı dx şeklinde, yani türevi fx olan ifadenin arkadaşlar integrali nedir arkadaşlar? Yani bu bir şeyin türevi fx ise integrali aldığınızda bir önceki haline getiriyorsunuz. Yani buna daha çok ilkel kelimesi adı verilir. Onu da söyleyelim. Türevi alınmış bir ifadeyi alınmadan önceki haline getirmektir. Şimdi burada integralimizde kullanırken mesela 0 çarpı dx yapmış arkadaşlar. Bu ne anlama gelir? 0'ın integrali, yani neyin türevi 0'dır? Sabit bir sayı olması lazım. C harfi en sevdiğim harf olup arkadaşlar integral sabiti olarak geçerli. Yani şimdi örnek veriyorum. İntegral 2 çarpı dx. Neyin türevi 2'dir sorusunun cevabı arkadaşlar. Evet, bunun yanına bir tane x ekleyeceksiniz. Sonra da yanına bir tane integral sabiti olan c ekleyeceksiniz. Evet, buraya dx yaptığınızda arkadaşlar normalde burada gözükmeyen bir 1 var. O halde 1x artı c diyeceksiniz. Ancak burada hiç sayı yazmadığı zaman, yani 0 için düşünecek olursak 0 çarpı dx neyin türevi 0'dır? Bu da arkadaşlar sabit bir sayının sadece c şeklinde gösterilir. Şimdi türevde hatırlayacak olursanız üstü başı hatırladık arkadaşlar. Mesela x üzeri n türündeki bir ifadenin türevi alınırken üst başa çarpım olarak geliyordu. Üstünü biraz azaltıyorduk. Peki hocam integralde nasıl yapıyoruz? Bu sefer üstünü 1 arttırıyoruz. Üst tarafta kaç oluşuyorsa aynı sayıya bölüyoruz. Evet, integraldeki kural bu. Şimdi x üzeri 5 ifadesini arkadaşlar integral alacaksak üstünü 1 arttırıyoruz. 5'i 1 arttırdık, 6. Aynı sayıya böldük. Bir de integral sabiti olan c'yi ekliyoruz. Hocam niye c'yi ekliyoruz? Çünkü bu ifadenin arkadaşlar türevi 5x kare, düzeltiyorum, x üzeri 5, sıkıntı yok. Ama yanında sabit bir sayı da olabilir. Yani şimdi şöyle düşünün. X üzeri 6 bölü 6 artı 4 ifadesinin türevini aldığınızda, evet, 6 başa gelecek. Üstünü biraz attık. Aşağıda 6 var. 4'ün türevi 0. Demek ki bunlar gitti. Bu da x üzeri 5. Hocam bu da x üzeri 5. Tam sıkıntı yok. Ama bakın buradaki 4'ü nasıl ifade edeceksin? Yani sen buraya c yazmadığında direkt x üzeri 6 bölü 6 yazdı. Bakın birebir aynısını buldunuz mu? Hayır. Sabit sayıların türevi 0 olduğu için arkadaşlar integral aldığımızda, özellikle belirsiz integral için ne söyleyecekmişiz? İntegralini al, yanına c'yi yazmayı unutma. C'ye integral sabit denir. Peki buradaki ifadede 1 bölü x kare ifadesini ben kolaylık olsun diye x üzeri eksi 2 diye yazabilirim arkadaşlar. Dolayısıyla bunun üstünü 1 artırsam x üzeri eksi 1, aynı sayıya bölersem eksi 1 artı c. Burası 1 bölü x'tir. Eksi 1'e bölersek 1 bölü x, ama başında eksi olacak, artı c. Demek ki aradığımız değer eksi 1 bölü x artı c olacak. Bir diğer ifademiz arkadaşlar köklü ifade vermiş. Bunu da yine üstü olarak yazmamız gerekiyor. Bu x üzeri 1 bölü 2 olacak. Peki sonra ne yapacağız arkadaşlar? Üstünü 1 artıracağız. 1 bölü 2'yi 1 artırırsak 3 bölü 2 yapar. Aynı sayıya böleceğiz. Artı c. Şimdi buradaki 3 bölü 2 ters dönecek. 2 bölü 3 olacak. Buradaki ifade karekökün içerisinde x küp. İsterseniz böyle yazın. İsterseniz x kök x diye çıkartın, fark etmez. Artı c aradığımız değer olacak. Evet, şimdi ikinci türümüze geldik. Burada da arkadaşlar bakalım ne yapmış. Bir tane sabit sayı vermiş. Mesela demiş ki integral 7 çarpı dx. 7'yi direkt dışarı al diyor. 7 integral dx. O halde 7'yi yazdıktan sonra buradaki sabit sayı 1 olduğu için yanına direkt x yazıyorsunuz. Artı c şeklinde arkadaşlar yazabilirsiniz. Yani sabit sayılar integralde integralin dışına direkt alınabiliyor. Burada 7x kare yapmış. O halde arkadaşlar 7'yi integralin dışına alıyoruz. Sadece ne yapıyoruz arkadaşlar? X kare dx. Dışarıdaki 7'yi yazdım. Çarpı x karenin integrali, üstünü 1 artırdım. X üzeri 3 bölü 3 artı c. Yani ne oldu? 7x küp bölü 3 artı c şeklinde arkadaşlar yazmış oldu. Evet, arada eksi artı varken hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Direkt x karenin integralini alıyorsunuz. X üzeri 3, aynı sayıya böldük. Arada artı yazıyorsa artı. X'in integrali, x'in üstünde normalde 1 var. Üstünü 1 artırıyorsunuz. Aynı sayıya bölüyorsunuz. Bir de integral sabiti olan arkadaşlar c'yi unutmadınız mı? Soruyu bitirmiş olursunuz. Evet, şu ifadeye bakalım. Burada 3'ü aynen yazdık. X karenin integrali, üstünü 1 artırdık. Aynı sayıya böldük. Şimdi artı yazdım. Ama buradaki 4 bölü x kareyi
Önce şöyle yazarsam daha kolay anlarım. Üstünü 1 artıracağım için 4 tane x üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Bir kere 4 bölü eksi 1'den burası artı değil. Direkt eksi 4 olacak arkadaşlar. Öyle yazalım. Eksi 4 şuradan. Bu ne demektir? 1 bölü x. Yani eksi 4 bölü x gelecek. Devamında arkadaşlar sabit sayıların integral alırken sadece yanına x yazacaksınız. Ve sonra c diyeceksiniz. 3'ler gitti. X üzeri 3. Eksi 4 bölü x geldi arkadaşlar. Sonra buradan ne geldi? Eksi 5x artı c aradığımız yanıt olacak. Dilerseniz türevini de alalım. Hani aynı şey olduğunu görmenizi istiyorum. Evet, bunun türevini alırsak üst başa gelecek. 3 tane x kare. Evet, eksiyi yazdık. 4 bölü x'in türevini alırken ne yapıyorduk arkadaşlar burada? Biz bu ifadeyi 4 çarpı x üzeri eksi 1 diye yazıyorduk. Üstü başa atıyorduk. Evet, eksi 4. Sonra üstünü biraz atıyorduk. X üzeri eksi 2. Devamında eksi 5x'in türevi x'in katsayısı olan eksi 5. Zaten sabit sayıların türevi gidiyor. 3x kareyi yazdık. Eksi eksi artı oldu. 4'ü yazdık. Eksi x kare yani x üstteki eksi 2'yi bölü x kare diye yazdık. Eksi 5. Bakın ikisi de birebir birbirinin aynısı. Demek ki işlemi doğru yapmışız. Ve geldik 3. türümüz arkadaşlar. Diferansiyel. Şimdi normal şartlarda biliyorsunuz d bölü dy düzeltiyorum. D bölü dx x'e göre türev al demek. Yana y yazdığımızda y'nin x'e bağlı türevini al demek. Biz genelde bunu dy bölü dx şeklinde arkadaşlar yazıyoruz. Şimdi f'in türevi x ifadesi dy bölü dx ise dx'i karşıya attığımızda buradan dy eşittir. F'in türevi x çarpı dx oluyor işte arkadaşlar. Buna diferansiyel adı veriliyor. Zaten unutmayın, bölülü olursa türev alacağız, çarpılı olursa integral alacağız anlamına gelir. Şimdi eğer ki integrali alınacak bir ifadenin şu ifadenin başına d bölü dx yazarsanız yani türevini alacaksanız unutmayın d integrali götürür, dx dx'i götürür, sadece fx kalır. Peki hocam integralin yanında d fx varsa o zaman ne yapacağız? Bakın burada dışarıda türev olduğu zaman c falan yazmıyorsunuz ama bu şekilde olduğunda aslında normalde şu demektir bu. İçinin türevini al. Göstereyim arkadaşlar onu da size. İntegral parantezin içerisinde dfx diyor ya. Fx'in x'e göre türevi f'in türevi x'tir. X'e göre türev aldığınız için dx yazın demek. Şu ifadenin yazılışı budur. Peki bu nasıl yazılır arkadaşlar? F'in türevinin integral nedir? Direkt türevi alınmamış hali fx. Ama bir de yanına c yazacağız. Bakın bu anlama geliyor. Yani aslında önce şunu verse sonra bunu verse daha sağlıklı olacak. Örnek vereceğim mesela diyelim ki şöyle parantez içerisinde dx kare yazıyor ya arkadaşlar. Bakın bu şu anlama gelir. Bu baştaki d'den kurtulmak için içinin x'e göre türevini alacağız. X karenin türevi 2x. X'e göre türev aldığımız için yanına dx yazıyoruz. Yani bu anlama geliyor. Bakın çok daha kolay oldu. Evet nasıl integral alıyoruz? 2'yi yazdık. X'in üstteki sayı 1 artırdık. Aynı sayıya böldük. Artı c. 2'ler gitti zaman x kare artı c. Evet az önce onu söylemeye çalışıyor. D integrali götürecek ama D sağ tarafta olduğu için yanına integral sabit olan C'yi yazın diyor. Ben kafanız karışmasın diyor. Önce içinin X'e göre türevini alın. Daha sonra integralini alabilirsiniz diyor. Evet. Bir diğer ifademiz arkadaşlar bakalım. Şimdi bu integralin D bölü DX'in yani türevini alacağız. Bu pratik bir şekilde D integrali DX'e DX'i götürür. O halde burada direkt X kare. Hocam burada C var mı? Burada C yok. Sebebi aslında şu. Normalde bu ifadenin integralini alırsanız C'li bir ifade gelir. Ancak türevini aldığınızda sabit sayıların türevi sıfır olduğu için direkt gitmiş olur. Evet, integralle türev arasındaki arkadaşlar ilişkiye bakacağız şimdi. Bir tane örnek vermiş. Fx fonksiyon grafiğinin 1'e 2 noktasındaki teğetin eğimi eksi 1'dir. Bir kere 1'e 2 demek f fonksiyonunda x'e 1 verdiğim takdirde y değeri 2 çıkıyor demek. Teğetin eğimi demek. Demek ki f fonksiyonunun türevini alıp da x yerine 1 verdiğimde bu noktadaki teğetin eğimi eksi 1 olarak verilmiş. Ayrıca f'in türevi x fonksiyonu da bize 4x artı a olarak verilmiş. Burada madem türevi verilmiş bu ifadenin integralini alalım. Buranın integralini alırsanız arkadaşlar türevden kurtulursunuz fx haline gelir. 4x'in integrali 4x kare bölü 2'den sadeleştirirsek direkt 2 tane x kare. Evet a'nın integrali arkadaşlar ne olacak? Yanına x gelecek. Bir de arkadaşlar integral sabitimiz olan c'yi yazmak zorundayız. Peki biz ne biliyoruz buradan? F'in türevi 1'in eksi 1 olduğunu. O halde burada x gördüğümüz yere 1 yazalım ve sonucu eksi 1'e eşitleyelim.
4 kere birden 4 artı a ifadesi eksi 1'e eşitse 4'ü karşılaşırsak a buradan eksi 5 olarak bulunur. Yani şuraya direkt aslında eksi 5 yazabiliriz. Yani fx buradan 2 tane x kare eksi 5x artı c. Ayrıca ne biliyoruz? Fonksiyonda x'e 1 verirsek sonuç 2 çıkacak. X'e 1 verelim arkadaşlar ve sonuç 2 çıksın. 1'in karesi 1, 1 kere 2'den 2 eksi 5 artı c eşittir 2 ise burası eksi 3 yapıyor. Karşı yatarsak c buradan 5 geldi. C yerine arkadaşlar 5 yazacak olursak o halde fonksiyonumuzu burada bulmuş oluruz. Yazayım tekrar. Fx fonksiyonumuz 2 tane x kare eksi 5 tane x artı 5. Peki ne istemiş bizden soruda? Soruda f3'ü istemiş. Yani x yerine 3 yazalım. 3'ün karesi 9 kere 2 18. Evet 3 kere 5'ten 15 artı 5. Dolayısıyla buradan 3, 3, 5 daha aradığımız yanıt 8 olarak bulunmuş olur. 5. türümüzdeyiz. Değişken değiştirme yöntemi arkadaşlar. Şimdi bize bu tür ifadelerde integralin eşitini bulalım demiş ya. Eğer ki içinin türevi 2, 3, 5 gibi sabit bir sayı ise pratik olarak şunu yapın. Direkt bu ifadenin üstünü 1 artırın. Yani 2x artı 1'in üstünü 1 artırın. Aynı sayıya bölün. Peki sonra ne yapalım hocam? İçinin türevindeki sayı kaçtır arkadaşlar? İçinin türevi kaçtır? 2. Onu da bölü olarak yazın. Yani 1 bölü 2. Nasıl ki türevde ne yapıyorduk? Üstün türevi çarpı içinin türevi. Burada arkadaşlar içinin türevini çarpmıyoruz. İçinin türevini bölüyoruz. Yani 2'ye böldük. İster 1 bölü 2'ye çarpın ister 2'ye bölün fark etmez. O halde yanında artı c yazacağız. Yani 2x artı 1'in 5. kuvveti bölü 10 artı c. Mesela burada değişken değiştirmeye gerek yok. Yani bunlar çok basit oldukları için işte buna u demeye arkadaşlar gerek yok. Bunlar basit olanlar. Peki zor olanlar nasıl hocam? Mesela şu ifadeye baktığınız takdirde bu ifadede şu alttaki kısmı yani x kare artı 1 kısmını arkadaşlar u diyebilirsiniz. Şimdi sol tarafın x'e göre türevi. Evet 2x. X'e göre türev aldığım için çarpı dx diyorum. 1'in türevi çünkü 0'dı. U'nun u'ya göre türevi 1. U'ya göre türev aldığım için du diyorum. Bakınız arkadaşlar integral 2x çarpı dx gördüğüm yere ben direkt 1 du yani du yazabiliyorum. Evet alt taraftaki şu ifadeye komple u demiştim. Üstünde 3 yazıyordu. O zaman bu ifade u üzeri 3. Bunu yukarıya alacak olursam u üzeri eksi 3 çarpı du'ya döndü. Şu anda integralim arkadaşlar u'ya göre alabilirim. Üstünü 1 arttırdım. U üzeri eksi 2 bölü eksi 2 artı c gelecek. Yani bu bunu aşağıya atacak. Ve buradaki eksiği de yukarıda yazarsak eksi 1 bölü 2 tane u kare artı c. Yani eksi 1 bölü 2 tane u dediğimiz ifade şuydu. Yani x kare artı 1'di. Bu ifadenin karesi artı c arkadaşlar. Aradığımız değer olacak. Ve geldik yine değişken değiştirmeye arkadaşlar. Benzer işlemleri yapacağız. Şimdi bu ifadede ne yapalım? Buradaki kareköklü ifadenin tamamını arkadaşlar u diyebiliriz. Tavsiye ederim kökün tamamına u deyin. Yani x kare artı 3 ifadesi u olursa her iki tarafın karesini alırsınız. Buradan x kare artı 3 ifadesi karesini aldık. Bunu da karesini aldık u kare. Peki daha sonra ne yapalım hocam? Daha sonra arkadaşlar buradan her iki tarafın türevini alalım. Evet bu buraya geldi. 2 tane x. X'e göre türev aldığım için çarpı dx. 3'ün türevi 0 olduğu için yazmadım. Evet bunun u'ya göre türevi üst başa geldi. 2u. U'ya göre türev aldığım için çarpı du diyorum. Buradan 2'ler gitti. İntegral 2x çarpı dx bakın. 2x çarpı dx yerine. Hatta o zaman şey yapalım. 2'yi de sadeleştirmeyebilirmişiz fark etmez. Ya da şöyle yapalım. 2'yi en başa alalım. Şu kalsın. Burada bir x var. Şurada bir dx var. Bir de burada karekök içerisinde x kare artı 3 var. Fark etmez arkadaşlar. 2'yi yazdım. İntegral. X dx gördüğüm yere u du yazabiliyorum. Çarpı bir de karekökün içerisindeki bu ifadeye komple u demiştim. Biraz daha toparlayalım. Güzel gözüksün. 2'yi yazdık arkadaşlar. U çarpı u'dan u kare. Bir de du değerimiz var. 2'yi yazdık. Şimdi u karenin integrali üstünü 1 artırıp aynı sayıya böldüm. Artı c. O halde 2 bölü 3'ü aynen yazıyorum. U dediğim ifade neydi? Karekök içerisinde bu ifadeydi. Yani x kare artı 3'tü. Bu ifadenin arkadaşlar ne yapacağız? Küpünü alacağız. İsterseniz parantezin içerisinde 3 diyebilirsiniz. İsterseniz dışına da 3 diyebilirsiniz. Fark etmez. Artı c şeklinde aradığımız değeri bulmuş oluruz. Ve geldik 7. türümüze.
Riemann toplamı arkadaşlar. Evet, Riemann daha bu integralin başlarındayken limitle integral, yani bir eğri ile x eksen arasında kalan alanı arkadaşlar şu şekilde dikdörtgenler çizerek bulmuştur. Eğrinin altında kalan bu dikdörtgenlerin alanları toplamını, Riemann alt toplamını, hemen üst taraftan arkadaşlar oluşturduğu, yani tamamı olarak düşünecek olursak buradan daha iyi görürsünüz arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar da neyi oluşturmuş? Riemann üst toplamını. Dolayısıyla gerçek alan Riemann alt toplamından daha büyük. Bakın çünkü burada parçalar var. Riemann üst toplamından da daha küçüktür arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Evet, geldik 8. türümüze. Belirli integral, yani sınırları olan integral. Normal integral yapacağız. Sonra arkadaşlar şu sınırları yazıp değerleri çıkartacağız. Şimdi 3 x karenin integrali, üstünü 1 artırdık, aynı sayıya böldük. Eksi 4'ü yazdık. X'in integrali x kare bölü 2. Belirli integralde integral sabiti kullanmaz arkadaşlar. Sınırlarda bu şekilde gösterilir. Daha sonra toparladık, burada x küp geldi eksi. Toparladık, buradan 2x kare geldi. Sınırlarımız 1'den 3'e kadar. Önce üstteki sınırı vereceksiniz. O halde ne olacak? 3 verdiğinizde 3'ün küpü 27 eksi. 3'ün karesi 9 kere 2 18. Parantezi kapatıp eksi diyorsunuz. Her zaman eksi. Sonra alttaki sınırı vereceksiniz. 1'in küpü 1 eksi. 2 kere 1'den 2. Buradan 9. Buradan da eksi 1 gelecek. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan 10 olarak bulunmuş olur. Ve 9. türümüzdeyiz. Belirli integralin özellikleri. Eğer ki sınır noktalarınız aynıysa, yani şöyle düşünün, bir eğride şöyle bir noktadan başlayıp aynı noktada bitiriyorsanız bir çizginin alanı olmayacağı için, dolayısıyla nedir? A'dan A'ya kadar fx dx demek direkt sıfıra eşittir. Belirli integralde sonuç bir sayı olduğu için bir sayının türevini alırsanız, yani sabit bir sayının türevi arkadaşlar sıfırdır. Eğer ki sınırı değiştirecek olursak arkadaşlar, o halde A'dan B'ye fx dx ifadesi, evet, tam tersi ne olacak? Bakın sınırlar değişti. B'den A'ya, ama sınır için başına arkadaşlar eksi koyuyoruz. Burada direkt sıfır eşitleyecek bir şey yok arkadaşlar. Evet, sınırı değiştirdiğinizde önüne eksi koyuyorsunuz. Peki başka ne yapabiliriz? Sabit bir sayıyı belirli integralde de dışarıya alabiliriz. Sonra A'dan B'ye fx dx ile, evet, A'dan B'ye gx dx demiş arkadaşlar. Sınırları aynıysa şu işlemleri ne yapmış? Tek seferde parantez içerisinde yapabilir. Tek fonksiyonlarda eksi a'dan artı a'ya giderken fx dx arkadaşlar sıfıra eşit oluyor tek fonksiyonlarda. Sebebi şu, örnek verelim. Mesela size bir tane tek fonksiyon çizeyim arkadaşlar. Şöyle bir fonksiyon olsun. Eksi 1, 0, 1 olsun. Buradaki alanla buradaki alan arkadaşlar aslında sayıca birbirine eşit. Atıyorum mesela burası 5, burası da arkadaşlar alan olarak 5. Ama integral sadece alana bakmaz. Üste kalan alanları pozitif, altta kalanları negatif olarak aldığı için sonuç sıfır oluyor. Demek ki tek fonksiyonlarda, evet, bir sayının eksilisinden artısına gelene kadar neymiş? Fx dx sıfır oluyor. Peki çift fonksiyonlarda, mesela örnek vereyim size, şu şekilde düşünün. Y eşittir x kare parabolü gibi. Atıyorum eksi a'dan artı a'ya geldiğinizde bu iki alan birbirine eşittir. Yani der ki size sıfırdan a'ya kadar olan alanı bulun, 2 ile çarpın. Ya da eksi a'dan sıfıra kadar olan alanı bulun, 2 ile çarpın diyebilir. A, B, C birbirinden küçük olmak üzere demiş. A'dan B'ye kadar fx dx ifadesi arkadaşlar ne olarak yazmış? B'den C'ye kadar fx dx ve A'dan C'ye kadar fx dx olarak yazmış. Evet, burada arkadaşlar ufak bir işlem hatası yapmış arkadaşlar. Şuradaki ifade eşittir değil, burası artı olacak. Yani şöyle A'dan B'ye kadar, şöyle düşünürsek daha iyi anlayacağız. Evet, A, B, C yapalım. A'dan B'ye kadar dediği yer burası, artı B'den C'ye kadar dediği alan burası. Bu komple A'dan C'ye kadar fx dx anlamına gelir. Evet, bir hatırlatma vermiş. Fx ifadesi eksi f eksi x oluyorsa fx tek fonksiyondur. Gerçekten birazcık düzeltilmesi gereken şeyler var arkadaşlar. Burası da şöyle olacak. Yani fx, daha doğrusu şöyle yazalım. F eksi x eşittir. Eksi dışarı koysa daha doğru olacak aslında. O zaman doğru bir yazılım, ama eksi burada değil de burada kullansa daha iyi olacak. F eksi x eşittir. Eksi fx olursa, yani eksi burada kullansa daha doğru. Burada sıkıntı yok arkadaşlar. Dolayısıyla f eksi x eşittir. Eksi fx olursa biz buna tek fonksiyon diyoruz. İçine eksi yazdığımızda sonuç fx oluyorsa buna da çift fonksiyon diyoruz. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Burası doğru bir ifade, ama eksi burada değil de burada kullandığı için biraz garip geldi sadece. Şuradaki sıfırı sileceğiz arkadaşlar.
Ve burada da ne yapacağız? Şurayı artı yapacağız. Bunların düzeltmesini yapalım inşallah. Evet, onun dışında mesela bu iki ifadeyi eğer ki arada eşittir kullanmasa arkadaşlar, zıtıyla toplasa o zaman sıfır diyebiliriz ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Burada sınır değiştirme göstermiş. Sınır değiştirirseniz fonksiyon ters olur. Sonuç sıfır olmak zorunda değildir. Evet, geldik 10. türümüze. Parçalı fonksiyonlar ve mutlak değer fonksiyonların integrali. Aynı arkadaşlar, türevde yaptığımız gibi verdiği aralıklara göre işte dışarı pozitif çıkıyorsa pozitif, negatif de çıkıyorsa negatif çıkartacağız. Ondan sonra çözeceğiz. Mesela ne demiş? X1'den X2'ye kadar demiş arkadaşlar. Bu ifadenin integralini alacağız. Şimdi bizim A dediğimiz değer gördüğünüz gibi arkadaşlar kökümüz burada. O halde ne yaparsınız? X1'den X2'ye direkt gitmezseniz önce X1'den A'ya gelirsiniz. X1'den A'ya kadar fonksiyonumuz negatif olduğu için dışarı bu eksi fx diye çıkar. Bunun integralini alırsınız. Şimdi x1'den x2'ye gidene kadar ne yaptık? Önce a'ya uğradık. Şimdi a'dan x2'ye gideceğiz. Yani şu şekilde. Bu sefer a'dan x2'ye giderken fonksiyonumuz pozitif olduğu için bu şekilde dışarı çıkartacağız. Sonra integralini alacağız. Yani ne yapıyoruz? Sınırlara göre dışarı çıkartıp ona göre integral alıyoruz. Evet. Belirli integralin türevi Leibniz kuralı arkadaşlar. Şimdi a'dan x'e kadar f(t) dt dediği zaman yani bir integral alan ifadenin arkadaşlar türevini alırsak o zaman şöyle yapıyoruz. Üstün türevini alıyoruz. Sonra bu noktayı denklemde yerine yazıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, bir tane örnek yapılabilir aslında burada. Mesela diyelim ki fx ifadesi üst taraf ne olsun? İşte atıyorum x kare olsun. Burası 3x olsun arkadaşlar. Burası da şöyle bir şey olsun. Mesela diyelim ki 3t artı 1 çarpı dt olsun arkadaşlar. Böyle bir şey. Daha sonradan da f'in türevi x bize lazım olsun. Yani önce bunu t'ye göre integral alıp sonra belirli integral gereği bunları yazıp bir ifade bulacağına diyor ki zaten integral aldıktan sonra türev alacaksın. O halde hiç polemiğe girme, şunu yap. Üstteki ifadenin x'e göre türevini al. Daha sonra bu ifadenin aynısını denklemde yerine yaz. Yani ne olur? 3 çarpı t gördüğümüz üzere x kare yazdık. X kare artı 1. Sonra eksi de diyor. Aynı şeyi buraya yap. Alt tarafın türevini al. Sonra bu ifadeyi t gördüğün yere yaz. Ne olur? 3 çarpı 3x'den 9x artı 1. Evet, aradığımız yanıt arkadaşlar bu şekilde bulunmuş olur. Geldik 12. türümüze. Fonksiyon grafiği ve belirli integral demiş arkadaşlar. Şimdi burada f'in türevi x dx dediği için arkadaşlar ne yapacağız? Hemen direkt integralini alacağız. F'in türevi x dx demek direkt fx demektir. Belirli integral olduğu için arkadaşlar c koymuyoruz. Sınırlarımız eksi 1'den 3'e kadar. Önce 3'ü verirsek f3 eksi, sonra eksi 1 verirsek f eksi 1'i aramamız gerekiyor. Fonksiyonda f3 dediğimiz değer burada. Bu noktanın y değeri 0 eksi. F eksi 1 dediği değer evet o da 1'e eşittir. Demek ki aradığımız yanıt buradan eksi 1 olarak bulunmuş olur. Eğer diyor ki fx fonksiyonun türev grafiği biliniyorsa o halde arkadaşlar ne yapacağız? F'in ikinci türevi x dx'in integralini alacak olursak ikinci türevde bir integral alırsan bir derece küçültürsün. Birinci integrale ya daha doğrusu birinci türeve geçmiş olursunuz arkadaşlar. Aynı şekilde mesela diyelim ki üçüncü türevin integralini alacak olsanız bir azaltırsınız. Evet şu şekilde artı c şeklinde arkadaşlar bulmuş oluruz. Ve geldik 13. türümüze. Şimdi burada belirli integralli alan hesaplama. Normalde a'dan b'ye kadar fx dx demek arkadaşlar fonksiyonla x ekseni arasında kalan bölgenin alanı temsil eder. Eğer ki bu alan x ekseninin altındaysa bakın alan negatif olmaz ama integralin değeri arkadaşlar negatif oluyor. Mesela diyelim ki burasının alanı a, burasının alanı a, burasının alanı a, burasının alanı da b olsun. O halde a'dan b'ye integral diyorsa bu sorunun cevabı arkadaşlar a gelecek. A'dan B'ye integral diyorsa bu sorunun cevabı eksi A gelecek. Niye? Çünkü eksenin altında. Alan pozitif ancak integral değeri negatiftir. Mesela burada bakalım. A'dan B'ye kadar arkadaşlar gideceksek A üstte olduğu için pozitif, eksi B altta olduğu için negatif şeklinde arkadaşlar söyleyeceğiz. Ve geldik 14. türümüze. Şimdi parabolün de ilginç bir alan hesaplaması var arkadaşlar. Onu söyleyelim. Parabolün tepe noktasının olduğu yerde şöyle bir dikdörtgen yaparsanız şöyle parabolle içeride kalan kısım 2a iken dışarısı arkadaşlar 1a oluyor. Hiç integral kullanmadan buradan bulabilirsiniz. Evet. Mesela diyelim ki burada tepe noktası burada. Dikdörtgeninizi burada yaptınız arkadaşlar. Aynı az önce gösterdiğimiz mantıkla buradan
x çarpı y komple dikdörtgen alanı. Bakın burası komple 3'te 1'i. O halde x ile y'yi çarpar, dikdörtgeni bulur. 3'e bölerseniz bu alanı bulmuş olursunuz. İki eğri arasında kalan bölgenin alanı bulurken de üsttekinden alttakini çıkartırsınız. Sınırlarınız a'dan b'ye kadar olur. A'dan b'ye kadar üstteki eksi alttaki çarpı dx ile de arada kalan bölgenin alanı bulursunuz. Evet, şimdi mesela bunu eğer ki y ekseni yönünde yapacak olursak bu sefer a'dan b'ye kadar diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle a'dan b'ye kadar bu sefer sol tarafa doğru ya da sağ tarafa doğru giderken öyle yapacağız arkadaşlar. Ne olacak? Evet, fy çarpı dy diyeceğiz. Biz genelde fy'yi kullanmayı sevmediğimiz için fy'nin yerine arkadaşlar f'in türevi x kullanacağız. Yani a'dan b'ye f'in türevi x dx. Bu tarafa doğru giderken f'in türevi x. Bu şekilde aşağı doğru gelirken arkadaşlar fx dx. Burası fx dx, burası f'in tersi x dx olacak. Evet, dolayısıyla mesela buradan a'dan b'ye kadar gelirken şimdi bakın burası y ekseninin solunda olduğu için mesela buranın integral değerini bulduğumuzda negatif çıkacaktır. Aynı şekilde burayı da bulurken burası y ekseninin sağ tarafında olduğu için burası da pozitif çıkacaktır. Dolayısıyla integral olarak a'dan c'ye kadar baktığımızda pozitif olan s1'den negatif olan s2'yi çıkartarak sonucu bulabiliriz. Unutmayın, alan negatif olmaz ancak integral negatif olur. Evet, çember yardımıyla alan hesaplanırken de arkadaşlar bize verilen ifade mesela örnek vererek yazalım. İntegral desin. Sıfırdan kaça kadar olsun arkadaşlar? 2'ye kadar. Evet, karekökün içerisinde mesela 4 eksi x kare çarpı dx olsun. Yani örnek olarak vereceğim arkadaşlar size. Çünkü o formülü ezberle bu formülü ezberle işimiz hep zordur. Şimdi bu tarz sorularda şu ifadeyi alıp y'ye eşitliyorsunuz. 4 eksi x kare. Her iki tarafın karesini alıyorsunuz. 4 eksi x kare. O halde x kare artı y kare eşittir 4. Bu şu anlama gelir. Yarıçapı 2 olan ve orijinden arkadaşlar merkezde çember anlamına gelir. Bakın yarıçapı 2 ise evet x kare artı y kare eşittir 4. Peki ne demiş? X'ler 0'dan 2'ye gelene kadar yani 0'dan 2'ye kadar eğri ile x eksen arasında kalan alan yani şu bölgenin alanı temsil ediyor bize. Dolayısıyla buranın alanı arkadaşlar bulsak yeterli. Dairenin alanı nasıl buluyordu? Pi çarpı evet yarıçapın karesi arkadaşlar. Ama çeyrek olduğu için 4'e böleceğiz. Demek ki buradan aradığımız yanıt 1 pi olarak bulunmuş olur. Bu mantıklı arkadaşlar. İstediği bölgenin alanlarını integral kullanmadan bulabiliriz. Evet, bu konumuzun artık sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.